Kayyımlar Milli Sermayeyi Yok Ediyor Son senelerin en etkileyici başarı hikayesini yazan Koza İpek Medya Grubu artık yok. İki gazete, iki televizyon kanalı ve bir radyo istasyonu Kayyımbaşı Hasan Ölçer ve arkadaşlarının elinde dört ayda battı. Daha doğrusu batırıldı. Yüzlerce meslektaşımız, kayyım kontenjanından masa sandalye kapanları kastetmiyorum, işsiz kaldı. Bugün TV gibi haber televizyonculuğunun çevik atleti iş bilmez insanların elinde katledildi. Ticari sebeplerle patronun inisiyatifiyle gelmedi bu hazin son. İktidarın ya havuza girersin ya da yok olursun tehdidine papuç bırakmayan müstahini iş adamı Akın İpe'ye diz çöktürebilme ümidiyle kastettiler Koza İpek medyaya. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun basın hürriyeti kırmızı çizgimdir dediği günlerde Toma ordusuyla geldiler gazete ve televizyonların bulunduğu binaya. Kapıları kırdılar, meslektaşlarımıza ters kelepçe vurdular. Tarık Toros'un cansiperane yayıncılığını kesmek için naklen yayında bugün televizyonunun ekranını siyaha düşürdüler. Kayyum tayini zulmün kılıfıydı. O güne dek kayyıma devredilen hangi şirkete böylesine vahşice muamele yapıldı? Tıkır tıkır işleyen bir gruba devlet niye el koyar? Tıpkı Bankasya'nın yönetiminin TMSF'ye geçmesinde ve kaynak holding zulmünde olduğu gibi talimatı saraydan verilen bir işlemde makuliyet veya hukukilik aramak abesle iştigal. Ortada ne bir suç ne de bitmiş bir dava vardı. Dolandırıcılıktan sabıkalı, madenciliğin mesleğini bilmeyen bir adamın bilirkişi sıfatıyla imzaladığı düzmece raporla tek kişilik proje mahkemeden alınmış bir kararın arkasına sığınanlar bir gün hür ve tarafsız mahkemelerde hesap verecek. Gelirken maksatlarının yok etmek, batırmak olduğu ayan beyan biliniyordu. Kendi onayladıkları 2015 bilançosu kamuoyunu aydınlatma platformuna gönderildi. İmzaladıkları bilançoda kanun dışı tek kuruş yok. Sudan bahaneleri de kendi imzalarıyla çöpe atıldı. Kayınların hala holdingde kalması tek kelimeyle zulümdür. Türkiye'den 123 milyar dolar kaçırıldığını iddia eden savcı 4 aydır bunun belgelerini bulamadığına göre mahkemeden sermaye gaspına son verilmesini niye talep etmiyor? Savcı Kozan'ın bu kadar mükemmel bir muhasebe ve kayıt sisteminden şüphe ettiği için bütün bu hukuk cinayetlerine imza atmıştı. O imza ile İPE giden ilk kurbanlar Bugün ve Millet gazeteleri, Kanal Türk ve Bugün TV ile Kanal Türk Radyo oldu. 17-25 Aralık 2013'te ayakkabı kutularından milyon dolarlık para balyalarıyla suçüstü yakalanan dört bakanı mahkemeden kaçırmak için hazırlanan tezgaha itiraz eden birkaç medya grubundan biriydi Koza İpek. Kayyım elinde, milletin gözü önünde boğazlandı. Can vermesi dört ay sürdü. Hani büyüteceklerdi, hani gelirini artıracaklardı bu grubun? Bu gasptır diyenleri böyle ikna etmeye çalışıyordu AKP hükümeti. Kayyumlar 200'e yakın gazeteciyi geldikleri gün tazminatsız kapının önüne koydukları halde Koza İpek medyayı mali açıdan çökerttiler. Tirajlar yüz binlerden 10 binlere geriledi. Borsadaki 3 grup şirketinin hisse fiyatı yarı yarıya düştü. Zira yaşatmaya değil batırmaya gelmişlerdi. Tek bir dertleri vardı o da batırmak üzere gönderildikleri gemide son ana dek sefa sürmek. Bu kısa saltanatı kendilerine bahşedenlere diyet borcu ödemek için de senelerin emeğini yerle bir ettiler. Akın Bey'in parasıyla onun gazetesinde Melek İpek Anne'ye, sevip hürmet ettiği insanlara, Can Dündar ve Erdem Gül'e, muhalefet partilerine iftiralar yağdırdılar. Kayyım, gazeteleri batırdıkları son güne kadar ballı maaş ve harcamalardan geri durmadı. Akın İpek, anasının ak sütü kadar helal şirketleri yağmalanırken, hukuktan, nezaketten ve sabırdan ayrılmadı. Ağır bedeller ödeme pahasına hak ve hürriyet mücadelesi nasıl yapılır herkese gösterdi. Bugün bazılarına kaybetmiş gibi gelebilir. Oysa Akın İpek nesiller boyu anlatılacak yiğit ileri olarak tarihe geçti. İstila devrinde saltanatlarının baki kalacağını zanneden kayyımlarsa külliyen kaybetti. Akın İpek mütevekkil ve kendinden emin bir eda ile ne güzel hülasa etti olup biteni. İpek Medya, Türkiye'nin en değerli, en etkin medya gruplarından biriydi. Özgürdü. Demokrasiyi, evrensel hukuku, evrensel insan haklarını, düşünce ve ifade hürriyetini savundu, vuruldu. Şimdi kapatılacak. Yurdumun insanına benzer. Boynunda tasmayla yaşayamazdı zaten.''